Okulların kapanması ve tatilin başlamasıyla birlikte sık gelen sorulardan biri de oyun için sistem tavsiyesi oldu. Ben de oyun ve performans odaklı yepyeni bir bilgisayar topladım bu yüzden. Bu sistemi hem testlerde kullanacağım hem de ana bilgisayarım video ve kurgu işlemleriyle sürekli meşgul. Sürekli yük altında olduğu için yorulduğum ya da sıkıldığım zamanlarda oyun oynamak için de yöneleceğim ona. Öte yandan sistem toplamak isteyenler için de temel bileşen seviyesinde yol gösterici olabilir diye düşündüm. O zaman gelin detaylara geçelim. Önce işlemciyle başlayalım. Yeni bir sistem toplarken karar vermeniz gereken ilk detay kullanacağınız işlemci olmalı. Çünkü işlemci demek platform demek. Platform demekse tüm bileşenlerin şekillenmesi demek. Ben bu bilgisayarda AMD platformunu tercih ettim ve işlemci olarak bugün oyun için alınabilecek en iyi işlemcilerin başında gelen Ryzen 7 7800X3D'yi tercih ettim. Bakın bu işlemci AMD'nin endüstriye kazandırmış olduğu en büyük yeniliklerden birine. 3 boyutlu dikey bellek mimarisine sahip. Yani işlemci üzerinde 64 MB'lık ekstra bir bellek katmanı bulunuyor. Bu sayede toplam 104 MB tampon belleğe ulaşıyor bu işlemci. Daha fazla tampon bellek demek işlemcinin daha fazla datayı kendi belleklerine tutabilmesi, onlara daha hızlı ulaşabilmesi demek. Ki oyun gibi yani her saniyesi değişken sürekli veri aktarımı gereken kullanım senaryolarında daha fazla bellek demek daha yüksek performans, daha iyi performans artışı demek aslında. Mühendislik anlamında uygulaması çok zor olan 3 boyutlu dikey bellek mimarisinde işlemcilerin üzerine eklenen bellek katının doğru konumlanması, termal stresin yüksek olduğu işlem çekirdeklerinden etkilenmemesi ve en yüksek bant genişliğinde çalışabilmesi gerek. AMD mühendisliğinin fark yarattığı alan da tam olarak burası aslında. 5 nanometre üretim teknolojisiyle hazırlanan dolayısıyla watt başına düşen performans kazanımında gerçekten çok iyi olan bu işlemci 8 çekirdek ve 16 izlek DSD ile geliyor. Oyunlarda 24 çekirdekli Core i9 13900K işlemciyle kıyasladığım zaman kafa kafaya hatta oyuna göre daha yüksek performans da gösterebiliyor. Ancak bir başka önemli nokta daha var. Core i9 13900K'dan daha ucuza satılıyor, neredeyse yarısı kadar enerji tüketiyor ve tüm bu performansı Intel ile kıyaslandığı zaman daha düşük turbo frekansına rağmen ortaya koyuyor. İşte tüm bunları alt alta getirip topladığımız zaman Ryzen 7 7800X3D oyun için gerçekten fantastik bir işlemci. Hem çok hızlı hem de çok verimli. Anakart konusundaki hassasiyet bence şu olmalı. Dikey belleği, 3 boyutlu dikey bellek mimarisine sahip olan Ryzen işlemciler, Ryzen 7000 serisi standart modellerden daha sonra çıktı. Evet, onların çıktığı gün piyasaya giren X670E chipsetli herhangi bir anakartla yeni işlemcileri de kullanabiliyorsunuz. Sorun bulunmuyor. Ama ben yeni bir sistem topluyorsam eğer, yeni modeller piyasaya girdikten, yeni işlemciler piyasaya çıktıktan sonra piyasaya gelen anakart modellerine bakarım. Çünkü ekstra belleğe sahip olan işlemciler teknolojik olarak farklı bir noktada yer aldığı için ona dönük en ufak bir optimizasyon bile fayda ya da avantaj sağlayabilir. İşte bunlardan dolayı tercih ettiğim anakart MSI'ın MAC-X670E Tomahawk Wi-Fi modeli oldu. Bunun birkaç sebebi var. Gelin anlatayım. 1. Bu anakart Ryzen 7 7800X3D gibi işlemcilerden sonra çıktığı için onların teknik gereksinimleri veya 3 boyutlu bellek mimarisinin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için geliştirilen alt özelliklere sahip. Dolayısıyla tam optimize bir anakart gibi düşünülebilir. 3 boyutlu dikey bellek mimarisi için. Çünkü bu anakart geliştirilirken bu işlemciler zaten vardı. Artık tüm detayları biliniyordu. Dolayısıyla geliştirme aşamasında X3D işlemcilerin öncelik verildiği bir anakarttan bahsediyoruz bu şekilde. 2. Fiyat performans odaklı olması. Bu anakart ne premium amiral gemisi ne de giriş seviyesi bir model. Ama sunduğu özellikler ve sahip olduğu yetenekler bence onu fiyat performans konusunda gerçekten iddialı bir hale getiriyor. 3. Daha yüksek oyun performansı için yenilikçi bazı teknolojilere sahip olması. Şöyle ki, yeni anakart 8 katmanlı bakır yoğunluğa atılmış PCB yani baskılı devre kartına sahip. Yani uyumlu hangi işlemciyi takarsanız takın tam yük ve termal stres altında bile maksimum kararlılığın hedeflendiği bir anakart. 14+2+1 fazlı voltaj regülasyon sistemiyle gelen anakart genişletilmiş ısı dağıtıcı blokla overclock yapmak isteyenler için de destek sunuyor. Ha, söz konusu overclock olduğu zaman tabii ki X3'de olmayan işlemcilerle ilerlemek daha doğru bir seçenek olacaktır. Çok sayıda genişleme portuna sahip olan anakart üzerinde 4 tane M.2 SSD slotu yer alıyor. Ve bunlardan bir tanesi PCI Express Gen 5 sınıf SSD'lere destek verebiliyor. Evet, Gen 5 tabanlı SSD'ler henüz piyasada bulunmuyor ama bu anakart şimdiden onlara destek sunuyor. Bu gerçekten güzel. Diğer taraftan çok sayıda özelliğe sahip olan anakartın 2.5 gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi premium modellerde gördüğümüz bağlantı özelliklerine sahip olması da bence cabası. Yani hem performans hem de teknik olarak fiyat performans iddiasını güçlendirecek bir paketle geliyor bu anakart. MAC-X670E Tomahawk Wi-Fi. Bu anakartta hoşuma giden bir başka özellik ise DDR5 RAM'lerle görmeye başladığımız yoğunluk seviyesi farklı RAM modüllerine tam destek sunulması. 192 GB'a kadar DDR5 RAM desteği sunabiliyor bu anakart. Yani 24 GB ve 48 GB'lık bellek modüllerini bu anakartta sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Gelelim performansı artıran özelliklere. Ryzen X3D işlemciler yüksek yoğunluklu bellek yani 3 boyutlu dikey belleklerle birlikte over
overclock işlemlerine çok yatkın değiller. Ancak Mach-X670'e Tomahawk Wi-Fi BIOS'la yalan mod yardımıyla Precision Boost ile çıkılabilecek en yüksek frekans saat hızını optimize ederek performansı arttırmaya çalışıyor. Biz belki çok fazla overclock esnekliğine sahip olmasak bile anakart kendi içerisinde çıkılabilecek ve kalınabilecek en yüksek frekansı optimize etmeye çalışıyor X3D işlemciler için. 2. High Efficiency Mod, yani yüksek verimlilik modu. Ryzen işlemciler daha yüksek bellek frekansı ve daha düşük bellek gecikmesiyle çok daha yüksek performans gösterebiliyor. Yeni anakart yüksek verimlilik modunda bellek hızları ve erişim süreleri arasındaki ideal dengeyi yakalayarak daha iyi bir performans elde edilmesini sağlıyor. Ve 3. Memory Context Restore adı verilen yeni özellik. Bu özelliğin performansa katkısı olmasa bile aktif ettiğiniz zaman boot, yani açılma süresini neredeyse yarı yarıya kısaltabiliyor. Eğer Ryzen 7 7800X3D ya da Ryzen 7000 serisi yeni bir işlemci planlıyor ve anakart bakıyorsanız hem tasarımı ve performansı hem de teknolojisi ve genişleme olanaklarıyla MSI Mach-X670 Tomahawk Wi-Fi bence çok başarılı bir model olmuş. Mutlaka not alın ve bakın derim bu anakart modeline. Açıkçası bu iki bileşene özellikle vurgu yapmak istedim. Videoyu aslında bu iki bileşen etrafında şekillendirmeye çalıştım. Çünkü ekran kartında zaten pek çok kişi kararını vermiş oluyor. Kalan bileşenlerde ise bütçenin el verdiği diğer donanımlara bakılıyor. Ancak merak edenler için topladığım sistemde kullandığım diğer bileşenleri de kısaca anlatayım isterseniz. Bir, bellek olarak Kingston'ın FreeBSD serisi 32 GB'lık bellek kitini tercih ettim. Normalde 5600 MHz'de çalışan AMD Expo ünlü bellek kitini BIOS'tan Expo bir profil değil de aslında 6000 MHz'de çalıştırabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel. 2. SSD olarak Spatium M480 modelini tercih ettim. Hem kapasite hem de Gen 4 tabanlı performans anlamında gerçekten iyi bir kombinasyonu var. 3. Ekran kartı tarafında ise RTX 4070 Gaming X Trio modelini kullandım. Testleri, oyun testlerini de onunla gerçekleştirdim. 3 fanlı soğutma sistemiyle birlikte RTX 4070'in özelleştirilmiş kartlar arasında en başarılı modellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Kasa, güç kaynağı ve sıvı soğutma tarafında ise MSI'nin ürünlerini tercih ettim. Mid-Tower profili kasa böyle bir sistem için yeterliydi. 600 Watt'lık güç kaynağı ve 240 mm'lik sıvı soğutma kitiyle birlikte ahenkli çalışan bir kombinasyon, bir uyumlu bir sistemin ortaya çıktığını söyleyebilirim dostlar. Eğer yüksek performanslı bir oyun sistemi toplamak istiyorsanız Ryzen 7 7800X3D hem müthiş performansı hem de düşük enerji tüketimiyle gerçekten çok ama çok iyi bir seçenek. Tabii ona yataklık edecek anakartın da bu tempoya uyum sağlaması gerekiyor. MSI Mach-X670E Tomahawk Wi-Fi modeli oldukça kabiliyetli. Üstelik BIOS kısmında çok fazla özelleştirme, çok fazla ayarı değiştirme seçeneği sunuyor ki orası tam bir derya, girip saatlerce vakit harcamak gerekiyor aslında. Evet, önümüzdeki günlerde bu sistemde hem oyun oynayacak hem de yeni çıkan ekran kartlarının testlerini yapacağım. Sonrasında ise duruma zaten bir kez daha bakarız elbette. Tüm bu detaylardan sonra artık videonun sonuna doğru gelirken sizlerin desteği gerçekten çok ama çok kıymetli. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilir, abone değilseniz ve imkanınız varsa süper teşekkür özelliğini kullanarak farklı desteklerde de bulunabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi Özal ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar, iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.